Planlar hazırlanıyor. Evet. Oha, sınavlar. Ben çok yüksek notlar alacaktım. Evet. Evet, Efli, inanıyor musun? Bu planlarla nasıl olacağız? Öğretmenim, söz veriyorum. Anne, söz veriyorum. Çok başarılı olacağız. Babaya söz veriyorum. Arkadaşlar, herkese selam, merhaba. Zeybek Ailesi kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sınav haftası kızlar. Efli'nin mutfakta, Tuana odada. Hadi dalalım bir bakalım neler çalışıyorlar, görelim. Neler kümesi diyorduk. Evet. Ve hatta görüntü kümesinden de bahsediyorduk bazen. Biraz sonra ona giriş yapacağım. Merhaba. Tuana. Anne, hoş geldin. Hoş bulduk hocam, merhaba. Müsaadenizle çekim yapabilir miyim bu arada YouTube'a? Tabii ki. Buyurun. Merhaba, ne yapıyorsunuz? Şu anda doping kabzayla matematik dersindeyim. Online matematiktesin. Evet, pozisyonlar yapıyoruz. Valla arkadaşlara da ben söz vermiştim. Sınav haftası, sınava çalışmalarınızı arkadaşlara gösterecektim. Hocam, biraz böyle dersten sufleler alabiliriz değil mi? Online matematik evet. Dersinden. Bizlerde dinleyebilirsiniz. Aynen. Yani baktım, hani fonksiyonları anlamadık. Aslında videolarda da çok güzel anlatıyorlar. Ama benim sormak istediğim birkaç detay vardı. O yüzden saat kaç olursa olsun öğretmenlerimize bağlanabiliyoruz. Doping hafızada randevulaşıp ben de o yüzden hemen Tuğba hocama bağlandım. Ve sorunlarımı gidermek için o da bana yardım ediyordu. Tam senin odaya girdim. Ya şöyle, ben şeyi biliyorum zaten. Bu arada arkadaşlar, size de bahsetmek istiyorum. Online'in şöyle bir avantajı var. Bildiğim kadarıyla istediğin saat... Her evet. Konuda, hangi konuda olursa olsun ya da hangi soruyu sormak istersen iste, online hocalarımıza bağlanabiliyorsun. Yani videolarda kafanıza yatmayan şeyler olursa bunu da eğitmenlerinize çok evet. Rahat bir şekilde çözebiliyorsunuz. En güzel tarafı da bu. Ben şimdi odaya girerken sen bıdır bıdır konuşuyorsun. Dedim ki Allah Allah, hani yazılıya çalışacak biliyorum, acaba ne izliyor falan derken bir anda Tuğba hocam, kusura bakmayın, böldük böyle sizi de. Kusura bakmayın. Siz hiç bozmadan devam edin. Ben tamam. Tekrar geleceğim çünkü. Okay. Sen anlamadığın fonksiyon muydu? Fonksiyon evet, konusuyla ilgili. Fonksiyonlarda birkaç detay sormam lazım. Tamam, o zaman sen rahat rahat sor. Bu arada arkadaşlar, dediğim gibi gecenin 11'inde dahi çok rahatlıkla bağlanabiliyorsunuz. En güzel tarafı da bu. Evet, kesinlikle. Hani süper bir şey. Yani hocalar direkt bir tuşun ucunda gibi bir şey, değil mi? Evet. Tamam anneciğim, size kolay gelsin. Hocam kolay gelsin, kusura bakmayın, çok azıcık böldük böyle. Az sonra biz tekrar geliriz. Ben şimdi Eflin'in yanına bir gideyim. Çünkü Eflin buralarda değil arkadaşlar. O da babasıyla bir şeyler yapıyordu. Aynen, diğer odada. Hadi kolay gelsin size. Ben az sonra geleceğim yine. Tamam, okey, görüşürüz. Bye bye. Bu arada Eflin'e doğru ilerliyoruz şu anda. Öyle. Eflin'de. Tabii şu anda bizim çalışma programımız çok sıkı olduğu için hocam. Eflin'le çok kolay ilgilenemiyoruz. Gelsin. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. İlgilenemediğimiz için sizden yardım istiyoruz. Eflin için bize bir çalışma programı, yani uygulayabilir misiniz? Hocam merhaba. Merhabalar. Merhaba, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben deyim, çok teşekkür ederim. Müsaadenizle, evet, müsaadenizle çekim alabilir miyim hocam? YouTube'a çekim alıyorum şu anda. Malum izleyicilerimiz, takipçilerimiz merak ediyorlar kızlar nasıl ders çalışıyorlar diye. Hazır koçluğa da bağlanmışlar böyle arkadaşlar, evet. Şu anda Eflin babasıyla beraber doping hafızanın koçuna, İlkem hocama bağlanmışlar. İlkem hocam, sizden istekleri var herhalde bizimkilerin. Biz her zaman Eflin'le beraber güzel bir çalışma programını sürdürüyoruz. Evet. Aslında ben hep Bedre sürecinin farkında ve evet. Sizler de çok sağ olun, sürece dahilsiniz ve velilerimizin dahil olmasını aynen. Bekliyoruz. Keyifli bir süreç yürütüyoruz. Umarım Eflin sınav haftasında bizimle beraber güzel bir programla hazır olacak. Ay, inşallah hocam. Hocam, size güveniyoruz bu konuda. Çok teşekkürler. Daha önceki yaptığımız çalışma programları da çok iyiydi gerçekten. Şu anda ödevlerle ilgili Mehmet'in de dediği gibi, eşimin de dediği gibi birazcık böyle aksaklıklarımız oluyor. Biz de yoğunluktan takip edemiyoruz. Tabii bizim de eksiklerimiz var. Aynen. O yüzden böyle sizden yardım isteyeceğiz biz. Ödevlerini daha düzenli yapabilmesi adına, dersleri daha iyi çalışabilmesi adına sizin desteğinizi isteyeceğiz müsaadenizle. Elbette. Efrin'cim, zaten daha önce hazırladığımız programları çok başarılı bir şekilde sınav haftası geliyor. Bunun için ayrı bir program hazırlarız. Bu programı uygulayamadığın veya zorluk yaşadığın bir şey olursa lütfen bana söyle, olur mu? Tamam. Bu da zaten bizim çok tam arayıp bulamadığımız aynen. Koşuk sistemi. Aynen onlara. Aynen. Valla özellikle hocam, çalışan anne babalar için gerçekten doping hafızanın koşluk sistemi iyi ki var. Çünkü çalışan anne babalar daha yoğun geçirdiği için daha zor ilgileniyorlar biraz ödev işleriyle, ders işleriyle malum. Evet. Bizlerin olduğu gibi. Orada siz böyle hemen bizlere koşa koşa yetişiyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Mesela çok sağ olun. Efe'nin en kısa sınavlarında, hani kısa geçmiş zamanlarda biz bunun sınavları fark ettik yani sonuçlarında. Evet.
Aynen, kesinlikle öyle arkadaşlar. Neticesini görmüştük. Şöyle söyleyeyim, doping hafızayla Efrin çalışmaya başladığından beri evet. ve burada koçluk sistemini de birebir almaya başladığından beri sanki işler biraz daha değişti mi Efrin? Evet. Değişti değil mi? Bayağı bir değişti. Yol aldık. Sınavlardaki başarısını da bence göreceğiz diye Çıtayı umuyorum. Yükseltti. Hocam çok tutmayayım ben sizi. Siz devam edin Efrin'le o zaman. Müsaadenizle ben şimdi Tuana'ya doğru gidiyorum arkadaşlar. Hayatım şöyle bir gidiyorum Peki ben. Hocam gerçekten işi sıkı tutuyor. Çok teşekkür ederiz. Aynen, çok sağ olun. Ben kaçıyorum Tuana'nın yanına. Evet. Arkadaşlar tamam. Geleceğim yine. Tamam mı? Hadi bay bay. Tamam hadi görüşürüz. Hoşçakalın. Hadi gidelim Tuana'ya arkadaşlar. Hemen Tuana'nın yanına. Ve fonksiyona başlarken tanım kümesi ve değer kümesinden bahsetmiştik. Doğru. Şimdi buradaki yazıma göre tanım kümesi ve değer kümesi ne oluyor? Ben sana bir sorayım. Tanım kümesi reel sayıdan reel sayıya olan kısım oluyor. Evet, değer... yani şurada yazan değil mi? Aynen o şekilde. Değer kümesi de fx. Evet, fx aslında bize değer kümesindeki elemanları veriyor. Ve şu yazılımda da buraya karşılık geliyor. Yani ben tanım tamam. kümesinin de reel kümesinin de reel sayılar olduğunu buradan anlıyorum. Bu bir. Sonra ilerliyorum. Fx için bir kural verdi, fonksiyon kuralı verdi, cebirsel bir ifade verdi. Peki... Hocam çok teşekkür ediyorum. Gerçekten anladım. Yani bu sorudan bir kere daha çıksa galiba karşıma artık yapabilecek durumdayım. Süper. Çok sevindim. Araya gireyim mi Tuana? Anne. Çekim yapıyordum aynen. Nasıl durumlar? Şu an çok iyi gidiyor. Hocama anlamadığım soru tarzlarını soruyorum. Hocam da bana yardım ediyor ve gerçekten anladım. Ciddi misin? Gerçekten. Oturdun mu tam sistem? Şu an artık bu soruda yanlış yapmam daha. Konu? Zaten konuyu anlamış oldum. Hocamla beraber çözdüğümüz örnek sorularla da tamamıyla pek işte. Şimdi artık doping hafıza uygulamama dönüp geri kalan sorularımı yazılı provalarımı çözeceğim. Vallahi çok sevindim. O zaman şey bugün online'im güzel geçti. Evet kesinlikle. Anlaşılan. Süper geçti. Hocam bu arada teşekkür ederiz. Sizi de böyle çektik ara ara. Evet teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Tamam sağ olun hocam. Neyse sana iyi çalışmalar. Ben kaçıyorum. Sen normal çalışmana girince yine geleceğim odaya. Tamam. Efrin'in yanına gidiyorum bu arada. Görüşürüz. Hadi kolay gelsin bakalım biz gidiyoruz. Arkadaşlar geldik yine. Geldik geldik. Aha! Planlar hazırlanıyor. Evet. Efrin bu sınavlardan çok yüksek notlar alacak çünkü. Evet. Evet. Efrin inanıyor musun? Bu planlarla nasıl olacağız? Öğretmenim söz veriyorum. Anne söz veriyorum. Çok başarılı olacağım bu sınavda. Babaya söz verdim. Efrin o zaman süper bir çalışma programı hazırlıyorsunuz anladığım kadarıyla. İlkem hocamla. Çok sıkı söyleyeyim. Bir çalışma evet. programı. Bu çalışma programıyla sen bence bu sınavlardan gerçekten başaracaksın. Arkadaşlar bizim evde gerçekten doping hafıza girdiğinden beri şimdi Tuana'nın yanından da geliyorum evet. malum. Tuana bu işleri tıkır tıkır çözdü. Efrin de tıkır tıkır çözmeye başladı. Zaten evet. gözündeki bakın gözündeki böyle ışıktan anlıyorsunuz değil mi mutluluğu? Yazılılardan sonra da başarıları paylaşıyor olacağız değil mi? Valla İlkem hocam eti sizin kemiği bizim diyelim. Size emanet çocuklar. Artık kontrolün, yönetmeliğin komple İlkem hocamda haberin olsun Efrin'cim tamam. tamam mı? Sisteme uyup uymamanı İlkem hocamla 2 haftada bir yaptığınız görüşmelerde çekleyeceksiniz tamam mı anneciğim? Tamam. Yani arkadaşlar bizim sorumluluğumuzu İlkem hocama attık. İlkem hocam size attık sorumluluğumuzu. Kolay gelsin. Çok keyifli. Çok keyifli bizim için. Tamam neyse siz devam edin o zaman. Hadi bakalım kolay gelsin. Görüşürüz. Görüşürüz. Arkadaşlar şimdi... Tuana. Efendim. Ne yapıyorsun? Şu anda matematik fonksiyonlarım bitti. Şimdi coğrafyaya geçtim çünkü coğrafya yazılım var. Coğrafya yazılım var. Ne evet. yapıyorsun? Konu mu dinliyorsun coğrafyadan? Konu dinliyorum. Henüz özel çıkartmaya başlamadım. İlk önce öğretmenimi dinleyeceğim. Daha sonra püf noktalarını not alacağım. Not alacaksın. Soru çözeceksin herhalde. Evet. Zaten video artı sorular var burada. Bir bakabilir miyim? Çok merak ettim. Onu bize bir gösterir misin? Sesini de aç. Sesini şimdi duyamadık biz. İlk öncelikle burada... Hı hı. Konu anlatılıyor. Mesela bu hangi konu? Bu şu anda epirojenez, orojenez olayları. Tamam. Ve gördüğünüz gibi görsellerle anlattığı için gerçekten burada herkesin görsel hafızası veyahut da işitsel hafızası farklı oluyor. Ve benim görsel hafızam bu konuda çok iyi. Yani ben burada gördüğümü unutmuyorum. Sınavda da direkt görsel olarak aklıma geliyor. Aklına geliyor. Sen şimdi görsel olarak çalışıyorsun. Evet kesinlikle. Coğrafyayı. Daha sonra video artı sorular var. Gördüğünüz gibi. Evet biliyorum. Yani videonun hemen ardında sorular var değil mi? Yani ben henüz dersi dinlemedim. Dinlemedin. Hayır dinlemedin için yapmayız. Ha yanlış yaptın. Mesela bu soruyu yanlış yaptım. Evet. Buradan hemen çözüm metnini açıyoruz. Ve doğrusu çıkıyor.
doğrusunu gösteriyor. Eğer yeterli gelmezse dediğim gibi yine online hocana bağlanabiliyorsun değil mi? Online hocandan diyelim ki mesela yetersiz geldi. Gördüğünüz gibi. Mesela doğru yaptım ama doğru yaptığımdan da emin değilim. Yine de ben çözümünü dinlemek istiyorum. Onu da yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Bu defa da çözümü görüyorsun değil mi? Kesinlikle. Evet kesinlikle. Yani kaçarın yok. Yok. Her şekilde öğreniyorsun. Süper bir şey. Kaç konu var yarın coğrafyadan yazıldı? Vallahi anne 3-4 konu var yine yazıldı 3-4 ya. Konu. Karmaşık. Ben şöyle seni takdir ediyorum. Senin yarın coğrafya sınavın var, Almanca sınavın var ama matematiğe de çok az bir süre kaldığı için önden bir matematik yaptın herhalde. Evet yaptım. Birkaç soruluk bir canlıya bağlandın. Aferin sana kız. Bu sene sen maşallah iyisin. Doping hafızayla iyi götürüyor arkadaşlar Tuğan'ı. İnsan ders çalışmaktan çok da keyif alamaz ama doping hafızayla ben sıkılmadan ders çalışıyorum. Ya işte evet sizin de eğlendiğinizi görüyorum ben. Sürekli bir devamlılık sağlıyor bana yani. Ya böyle... Gördüğün gibi bu da doğru çıktı. Aynen aynen aferin sana. Ve bitti. Testim bitti değil mi? Test bitince ne oluyor Tuğan'a? Başka bir teste mi geçiliyor? Şu an bu testte konuyu tam dinlemeden yaptım. O yüzden %65 başarı oranı sağladım. Hı-hı. Ama bu testi tekrarlayabiliyorsun. Mesela testi konuyu dinlemeden önce çözün. Hı-hı. Asıl gerçek başarınızı görmek istiyorsanız doping hafızanın nasıl faydalı olduğunu konuyu dinlemeden önce videolarda soruyu çözün. Ondan sonra konuyu bitirdikten sonra bir de çözün. Ve başarı oranlarınızı bir kağıda not edin. Gerçekten faydasını göreceksiniz. Çünkü ben dün biyoloji yazılısına çalışırken aynen böyle yaptım. Konuyu dinlemeden önce kendimi test etmek için çözdüm. Ve başarı oranım %55'ti. Daha sonra doping hafızanın konu anlatımını dinledim. Ve ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Ne oldu? %55'ten? Yüzde kaç? 87. Oho, aferin sana. Ve ilk yazılımda ben doping hafızayla çalışmamıştım biyoloji yazılısına. İkinci yazılımda çalıştım. Ve gerçekten sınavımı... Güzel bir şekilde sonlandırdım. Güzel de bir not bekliyorum. Aferin sana. Hadi kolay gelsin anneciğim. Hadi biz yine kaçıyoruz Efri'ne. Efri'nin bir de mesela idealist olduğu konu eczacılık diyecektik. Annemizi de geldi. Efri'ne kitaplar alıyoruz Feran Hanım. Öyle mi? Evet. İki tane hocam yardımcı tamam, oldu. Tamam, tamam. Bir de işte var bir şeyler daha. Tamam. Evet. Daha fazla kitap okuyor olacak. Süper o zaman. Evet süper o zaman değil mi Efri? Evet. Zaten kitap okumayı planlıyordun. Evet. Planınla, İlkem hocamla yaptığın planla daha da bunu gerçekleştirmiş olacaksın. Evet. Değil mi? Şimdi çok programları güzel. Da yapıyoruz. Aynı zamanda evet. Çalışma takvimini. Efri'ne göre uyarlanmış değil mi? Salı, çarşamba hepsini yazıyorsunuz pazartesi. Aynen bir yandan not alıyoruz. Tamam. Hadi kolay gelsin size yine. Efrincim programını hazırladık. Evet. Bence gayet güzel bir program oldu. Ben de mesela. Evet. Uygulayabileceksin ama değil mi? Uygulayabileceğim. Tamam süper. Peki zaten 2 hafta sonra tekrar görüşüyor olacağız. Tamam. Sen de randevunu oluşturursun. Tamam. Görüştüğümüzde programını bir inceleriz bakalım. Doping hafızası istatistiklerine de bakarız. Ne kadar kullanmışsın, doğruların yanlışların neler, hangi konularda takılıyorsun. Bunların dışında eğer sen de programda zorlandığın konular olursa uygulamakla alakalı mutlaka bana sorabilirsin. Tamam arkadaşlar. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hocam çok teşekkür ederiz yardımlarınız için. Görüşmek üzere. Sizler varken bizim gönlümüz rahat değil mi hayatım? Aynen. Çok teşekkür ederim. Aynen. Sağ olun hocam. Bu arada Ferhan Hanım, Mehmet Bey sizleri de bir sonraki görüşmeye bekliyorum. Ayrıca sizlerle de görüşmek tamam. istiyorum. Tamamdır hocam. Tamamdır hocam. Hatta dönem sonunda belki biz de karnımız. Tamam çok teşekkürler hocam. Teşekkür çok sağ olun. Hocam. İyi akşamlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Anne ben çalışma programımı uygulamaya gideceğim. Efrin bir dakika sistemi kapatsaydık baba. Efrin. Hemen başlayacak mısın? Evet anne. Valla. Hadi yürüyün arkadaşlar gidelim bakalım Efrin neler çalışacak. Hemen gidiyoruz. Tuğanacığım. Merhaba. Merhaba kolay gelsin. Kolay gelsin. Evet Efrin ne çalışacak hemen bakalım. Olamaz. Türkçe mi? Unuttum. Türkçe mi? Evet. Hadi gel tabletini alıp gel bakalım. Bizim bu eve doping kaosu uğradığından beri herkes vallahi işinde, evet her ya. Şey yolunda. Aynen öyle yolunda. Kesinlikle doğru. Hayır. Çocuk sevmemesi olduk. Yemin ya. Ederim herkes ders şuna öğrencilik. Öğrencilik full. Çocuk doktor mu olacak? Ne olacak? Öteki eczacı olacak. Öğrencilik full gidiyor. Efrin getirdin mi tabletini? Evet. Hadi gel bakalım. Sen Türkçe sınavın vardı değil mi yarın? Evet.
Hemen başlayacaksın sanırım. Ya, evet, hadi gir bakalım. Tuana Almanca'ya geçmiş bu arada. Yarın ne sınavlarım vardı? Şimdi din kültürüyle Türkçe diye. Şimdi çalışacağım. Hemen başlatıyor musun? İki video, bir test çözeceğiz. İkisinden de. Planında öyle bir şey var sanırım, değil mi? Şimdi hangi konu bu arada? Türkçe arkadaşlar. Birinci konudan bizim geldiğimiz konuya kadar. Hepsinden konu anlatımı dinleyip test mi çözeceksin? Arkadaşlar valla sınav haftası, evdeki durumlar böyle bizim gördüğünüz üzere. İşte kızlar yoğun tempoda. Arkadaşlar kızların doping hafızayla tüm sınavlarındaki başarılarını okul notlarından görüyor olacağız hep birlikte. Her türlü bilgilerini anlatan yazılara biz biyografi diyoruz arkadaşlar. Bakın zaten burada karikatürize edilmiş bir şekilde bir biyografi yazısı. Benim eşyalarım Maria'nın kile karışmış. Arkadaşlar sizleri seviyoruz. Kanalımıza abone olup videolarımıza like atmayı unutmayın. Artık kızları ben birazcık daha kendi hallerine bırakayım, rahat rahat çalışsınlar. Hayatım biz odamıza kaçalım hemen. Kendi hallerine bırakalım kızları. Şimdi arkadaşlar soruları çözmeye başladı. Neyse onu da çok rahatsız etmeyelim. Yeni ders çalışma vloglarında görüşmek üzere. Sizleri çok seviyoruz. Tuhan'cığım görüşürüz anneciğim. İyi çalışmalar. Teşekkür ederim. Baba, hayatım yürü. Yürü çıkıyoruz, gidiyoruz artık. Kızlar kendi haline bırakıyoruz. Hadi kolay gelsin size. İyi çalışmalar.